program Ekor Un Ürünleri Limited Şirketi sponsorluğuyla gerçekleştirilmiştir. İyi seyirler. Teşekkür ediyoruz. Ben Ayşe Türelli Tolgay. 24 Ekim 1983 yılında Lefkoşa'da doğdum. Annem Selmin Türeller, babam Ahmet Türeller. Kardeşlerim Serah Türeller ve Damla Türeller. Üç kız kardeşiz biz. İlkokul 4'e kadar biz Köprülü köyünde yaşadık. Eski adı Kukula'dır. Köyde çocuk olmak gerçekten çok güzeldi. Şimdikinden buradaki çocukluk zamanlarından bence çok daha güzeldi. Çünkü köyde arkadaşlıklar da bana gelir çok daha farklı, çok daha samimi ve çok daha güzeldi. Okuldan sonra arkadaşlarımız bize gelirdi. Biz arkadaşlarımızla giderdik. İşte evcilik oyunu oynardık. Annelerimizden cezve alırdık. Topracıkları koyardık. Cezvelerin içine, tencerelerin içine suları koyardık. Nice yemek yapardık. Sonra tek ayak oyun oynardık. Verandacığımızın üzerine tebeşirle ya da işte beyaz taşçıklarla grafik çizip üç taş oyun oynardık. Beş taş oyun oynardık. Ondan sonra tabii ki her günün sonunda üstümüz çok kötü olduğu için, kirlendiğimiz için annemiz bizi direkt banyoya atardı. Klasik her akşam yemek saatimizde bütün aile toplanırdı. Yemeğin ardından ateşçiğimizi yakar, şömineciğimizi yakar. Onun etrafında toplanıp kışın keyif yapardık. Nenelerimiz, dedelerimiz bize kendi uydurdukları masalları anlatırlardı. Okula başlamayı çok istiyordum ben. Fakat daha yaşım gelmemişti. Okula giden çocukların her sabah önünü keserdim ve beni de okula alın diye onlara sitem yapardım her sabah. Sonra 90'lı yıllarda ilkokula başladık. Bizim ilkokul hayatımız bayağı enteresan geçti. Çünkü bütün okul sadece bir odacığın içinde ders görürdük. Bütün okulumuz 18 kişiydi. İşte tutun 1. sınıftan 5. sınıfa kadar imkanlarımız çok kısıtlıydı. Ama öğretmenlerimiz sağ olsun bize bunu hissettirmemeye çalıştılar. İlkokul öğretmenlerim Sözler Özkara Mehmet, Korman Koca İsmail, Nezihe Tepe. Onlar da buradan sevgiyle selamlıyorum. Emekleri için onlara da çok teşekkür ediyorum. İlkokuldan mezun olduktan sonra ortaokulu, tabii ki bu arada bizim bir Mausa'ya taşınma durumumuz oldu.
Mausa'da yaşamaya başladık. Ortaokulu Namık Kemal Lisesi'nde başladım. Çünkü orada o zaman daha ortaokul ve lise ayrılmamıştı. O yüzden orta biri ben Namık Kemal Lisesi'nde okudum. Namık Kemal Lisesi'nde bir sene okuduktan sonra ortaokul kapandıydı oradan ve Can Bulat Ortaokulu'na geçtik. Orta 2 ve orta 3'ü Can Bulat Ortaokulu'nda okudum. Ortaokulda mezun oldum. Daha sonra tekrar Namık Kemal Lisesi'ne dönüş yaptık. Bir yıl Namık Kemal Lisesi'nde okudum. Bir yılın ardından yatay geçiş sınavları yapıldı koleje. Ve koleje geçirmeye karar verdim ben. Lise 2 ve lise 3'ü de kolejde okumuş oldum ve 2000 yılında milenyum mezunları olarak kolejden mezun olduk. Satranç bana ortaokulun sonlarında bulaştı. Kardeşim Damla okulda seçmeli olarak satranç dersini seçti. Satranç zeka oyunu olduğu için babamın da çok zeka oyunlarına merakı vardı. Ve bize de aşıladı bu merakı. Damla okulda gördüğü dersleri bize öğretmeye başladı. Biz de merak saldık. Kursa başladık. Ve bütün kursları bitirdik yavaş yavaş. Turnuvalara katılmaya başladık. Turnuvalarda bazen başarılı olduk, bazen başarısız olduk. Sonra kursları bitirdikten sonra tabii ki liseyi de bitirince biz satranca sadece oyuncu olarak değil de eğitmen olarak da, yardımcı eğitmen olarak da başlama teklifi geldi bana. Bu yüzden çocuklar da çok sevdiğim için satrancına birleştirdim bunu ve satranç eğitmenliğine başlamış buldum kendimi. Çocukları eğitmek bana ayrı bir zevk verdi. Bunu ek olarak yani hayatımı çizerken, hayat yolunu çizerken bu şekilde satranç eğitmenliği içerisinde buldum kendi kendimi. ...99 yılında satranç eğitmenliğine başlamış buldum kendimi. Daha önce dediğim gibi milenyumda, 2000 yılında kolejde mezun olduktan sonra üniversite sınavlarına girdim ve orada uluslararası ilişkiler bölümünü kazandım. Üniversiteye Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde başladım. Tabii bir yandan zorlu derslere devam ederken orada da rahat durmadık. Satranç kulübü kurduk. Onun seçimleri yapıldı. Başkanlığına getirildim, seçildim. Orada üniversiteler arası satranç şampiyonasına katıldık. Kulübümüzle birlikte. İki sene üst üste üniversiteler arası satranç şampiyon olduk. Gerçekten üniversite o yıllarda satrançta zirve yaptı ve bunun için çok mutlu oldum ben tabii ki. 4 sene üniversite okuduktan sonra 2004 yılında mezun oldum. Üniversitede mezun olduktan sonra tabii ki üniversitede de satranç dersi vermeye başlamıştım ben. Bir alıştırma olsun diye bana. Çünkü üniversitede okurken tabii ki kendimi geliştirmek istiyordum ben genel kültür açısından da. Kendime bir yol çizmiştim. Ben satranç eğitmenliği yapmak istiyordum. Bu yüzden Şahmat Satranç Merkezi
de satranç eğitmenliği yapmaya karar verdim ve kendi merkezimi kurdum. Tabii ki satranç eğitmenliği hayatım bu kadar kolay başlamadı. Öncelikle üniversitede okurken dediğim gibi annemin fiskos masalarını birleştirip çocuklara satranç eğitimi vermeye başlamıştım ben. Bu aileler benden memnun olduğu için birbirine söylediler ve bana talepte bulundular. Daha çok satranç eğitimi vermem için ve bu şekilde satranç eğitimi almak isteyenler çoğaldı ve benim öğrencilerim de çoğaldı. Şahmat Satranç Merkezi'ni kurduk. Daha kurumsal bir eğitim verebilmek için. Babam buna öncülük etti tabii ki. Babam satranç antrenörüydü. İşte hakemliğini kazandı. Biz sınavlarına girdik. Hakem olduk. Antrenör olduk. Kardeşlerim Serah Türeller ve Damla Türeller de aynı anda benimle hakem ve antrenörlük sınavlarını kazandılar. Böylece ailecek Şahmat Satranç Merkezi'nde satranç eğitimi vermeye başladık. Tabii ki satrancın yarışmaları da vardı ama biz hiçbir zaman yarışmayı ön planda tutmadık. Yani bizim her zaman vizyonumuz satrancı bir eğitim aracı olarak kullanıp çocukları hayata hazırlamaktı. Tabii ki bu yaptıklarımız da misyonumuza girer. İşte satranç eğitimi olsun, satranç turnuvalarımız olsun, diğer kültürel etkinliklerimiz olsun. Satranç eğitimi bize göre sevgiyle ve şefkatle verilmeli. Çünkü insan sevdiği yerde mutludur, sevildiği yerde mutludur. O yüzden önce sevmeyi ve sevilmeyi öğretiyoruz biz çocuklara. Satranç eğitimi verirken biz sıkıcı olmaktan uzak olmak için satrancı masallarla, şarkılarla, türkülerle öğretiyoruz çocuklara. Dersin sonunda turnuva yapıyoruz, satranç yarışmaları yapıyoruz. Satranç turnuvalarında teşvik amaçlı çocuklara madalya ve kupa veriyoruz. Yurt içinde çeşitli turnuvalar oluyor. Federasyonun düzenlediği Kıbrıs Birinciliği de resmi maçların en önemlileri. Burada Şahmat Satranç Merkezi olarak rekor kırmış bulunuyoruz bu sene. Geçen sene de zaten kendi rekorumuzu kırmıştık. Bu sene de yine aynısı oldu. Şu anda Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu milli takımında 45 tane milli takım oyuncumuz var. Ve en çok şampiyonluğu almış okul biz olduk. Ama bunu hiçbir şekilde çok sıkı ve sıkıcı çalışmaya bağlamıyorum ben. Her şey hayatta dengeli olmalıdır. Yani sırası geldiğinde eğlencemizi yaptık, sırası geldiğinde eğitimimizi yaptık, turnuvamızı yaptık, yedik içtik. Ve bu yaptıklarımızın sonucudur bu aslında. Buradan çocuklarımıza, eğitmenlerimize ve ailelerimize de bu bağlamda çok teşekkür ederim. Şahmat Satranç Merkezi'nin bu kadar başarılı olmasının sebebi aslında aile, eğitmen ve öğrenci ilişkilerinin çok sağlam olmasıdır. Çünkü çok dediğim gibi her şey sevgi inanmışlar. Biz önce çocuklara sevmeyi öğrettik. Çocuklar da satrancı sevdiler. O yüzden bir en önemli farkımız budur. Dediğim gibi satranç bizim için bir eğitim aracı çocuklara hayata hazırlamak için. Bu bağlamda satrançla ilişkili olarak bizleri kültürel faaliyetlerimize de yer veriyoruz. Örneğin satranç konulu şiir yarışması, karikatür yarışması ve danslarımız da yer aldı. Ve bütün eğitmenlerimiz bunda gönüllü olarak yer aldı. Onun dışında ilk kez
Kıbrıs'ta. 4 yaş ve üzeri çocuklara biz eğitim verdik. 4 yaş ve üzeri çocuklar daha özel bir eğitim istiyor. Çünkü onlara satranç zaten zor bir spor. Çocuklarımıza satrancı, 4 yaş çocuklarımıza satrancı biz şarkılarla, masallarla anlatıyoruz. Oyun şeklinde geçiyor derslerimiz. Avrupa Satranç Birliği Başkanı Boris Kutin ve Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Ali Nihat Yazıcı bir dersime gelip ziyaret ettiler. Bu beni aslında çok gururlandı. Çünkü Avrupa Satranç Birliği Başkanı Boris Kutin ve Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Ali Nihat Yazıcı benim gelip bir dersimi ziyaret ettiler. Misafir oldular ve orada yaptığım dersi bütün dünyaya örnek gösterilmesi gerektiğini söyledi. Bu benim için tabii ki çok gurur verici bir olaydı. Benim hayat görüşlerimden bir tanesi de her zaman nerede olursan ol, nerede yaşarsan yaşa, muhakkak ki bir şeyler yarat, bir şeyler ürettir. O yüzden daha önce yapılmamış bir şey yapmak istedik ve bir satranç gazetesi çıkartmaya karar verdik. Ve Şahmat Satranç Merkezi satranç ve kültür gazetesini çıkartmaya karar verdik. Ve üçüncü sayımızı çıkarttık son olarak. Burada amacımız satrançtan ilgili son haberleri daha çok kitleye yayabilmek, çocuklarımızı da pasif olarak değil de aktif olarak da bu kültürel olayların içine katabilmek. Çünkü bu gazetenin çoğunda çocuklarımızın yazıları var aslında. Satranç şiirleri olsun, köşe yazıları olsun. Ayrıyeten bizim imkanı olmayan çocuklara, ulaşamadığımız çocuklara bir şekilde belki bu gazete ulaşır diye bir bölümünde satrancı öğretmeye başladık. Biz Damla Öğretmenine Satranç Öğreniyorum köşesi. Ahmet Türeler ve Serhat Türeler'in hazırladığı yazılar var. İşte benim hazırladığım gündem yazısı var. Sevgili şair Şirin Zafer Yıldızı'nın köşesi var. Son olarak da Sayın Serkan Soyalan'ın bir köşesi oldu. Ona da buradan teşekkür ediyorum. Öğrenci Gözüyle adlı köşemizi yeni olarak koyduk. Sabahat Orkun, sevgili Sabahat'a da buradan teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin yazdığı şiirlerden de paylaşmak istiyorum sizlerle. Sevgili Saadet Aktuğlu, Dila Evram, Doğukan Küçük, İzlem Akanlar ve Fayzi Devecioğlu'nun derste yazdıkları ortak bir şiirimiz var. Satranç düşünce işi. Satranç düşünce işi. Şahmata gelin, öğrenin. Bilgi edinin, maçlarınızı yenin. Tecrübe edinin, bu işi öğrenin. Yenilseniz de üzülmeyin. Bu işten hemen pes etmeyin. Sabırlı olmayı öğrenin. Satranç düşünce işi. Her çocuk yapmalı bu işi. Ve sevgili Ata Atasoy'un yazdığı bir şiir var. Satranç Dünyam diye. Savaşarak kazandım. Atları yedim, taşları yedim. Rastlantı mıydı satrancı sevmek? Atı sevdiğim. Nasıl bu kadar güçlüyüm? Çalışmak sayesinde. Evet ve yine çocuklarımızın deste yazdığı bir şiir. Sevgili Hüseyin Işıksel, Ergin Hamit, Simge Savtekin, Can Kaptanoğlu, Öner Üzüm, Kemal Özay Olgun ve Serkan Tevileşoğlu yazdı. Büyülü Satranç adlı şiir. Satranç büyülü bir dünya. Güçlü vezir her yanda. At koşar dört nala, beynel atar her yana. Piyon siperde bekler arkadaşını.
H durumda hazır yardımı. Küçük asker vezir olur, güçlenir, mat olur. Bu şekilde gördüğünüz gibi gayet güzel ve anlamlı şiirler yazıyor çocuklarımız. Daha çok şiir var ama paylaşmak istediğim. İsteyenler gazetelerimizi alıp okuyabilirler. Bu arada birkaç gazeteden bana değişik dönemlerde satrançla ilgili köşe yazarlığı teklifi geldi ve köşe yazarlığına başladım. Burada satrançla ilgili ve satranç aktiviteleriyle ilgili yorumları paylaştım okuyucularla. Çeşitli satranç soruları sordum. Bu da benim tabii ki hayatıma bir renk katmıştı. Daha sonra bizim düzenlediğimiz ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın da düzenlediği satranç şölenlerinde organizatörlük yaptım. Daha sonra üretmeyi dediğim gibi sevdiğim için Kıbrıs'ta daha önce yapılmamış bir satranç şöleni organize ettik. Bu gerçekten çok ses getirdiydi ve çocuklarımız çok mutlu olduydu bu yapılanlardan. Daha sonraki yılları takiben Milli Eğitim Bakanlığı bir satranç şöleni düzenledi ve burada da organizatörlük görevini üstlendim sevgili Şirin Zafer Yıldız ile beraber. O organizede yine sunuculuğu yaptım. Gerçekten o da hayatımda iz bırakan bir olaydır. Tekrar satranca geri dönmek gerekirse şu anda derslerimiz son hızıyla devam eder. Yarışmalara katılıyor çocuklarımız. Hava Özayan'ın turnuvasını bitirdik. Geçen akşam ödüllerini verdik. Şu anda Orhan İtimat Ana turnuvasını yapmaktayız ve bunlar geleneksel olarak yapılıyor. Hemen akabinde müesseseler arası satranç turnuvasına başlayacağız. Bir sponsorumuz da Ekor'dur. Aslında Şahmat Satranç Merkezi olarak da herkes yani sponsor ararken sponsorlar genellikle bizim ayağımıza geliyor. Bunun için de teşekkür ediyorum ilgilerine ve yardımlarına, desteklerine. Şu anda Şahmat Satranç Merkezi takımımız ligde şampiyonluğa oynuyor. Buradan öğrencilerimize tekrar başarılar diliyorum. Bu hafta sonu Girne'de bir maçımız var. Şampiyonluğa çok yakındır takımımız. Dansa meram da vardı benim bu arada küçüklükten beri. Ne zaman bir klip şarkı çalsa ben dans etmeye başlardım. Mausa Kültür Derneği'nde gönüllü olarak dans eğitmenliğine başladım. Bu arada ilkokullar arası dans yarışması yapıldı. İlk kez katıldım tabii ki böyle bir yarışmaya. Birçok dans öğretmeninin arasında kendimi tabii ki benim ne yaparsam yapayım isterim ki en iyi şekilde en mükemmelini yapayım elimden geldiği kadarıyla. Ve o yarışmaya girdik. Tabii ki en iyi şekilde hazırladım kendimi ben ama dereceye girer miydik, girmez miydik bilemedim. Çünkü senelerin dans hocalarıyla beraber yarışırdım. İşte bir anlatılmaya başlandı, dereceler açıklanmaya başlandı. Dedik artık 3-2 derken çocuklar dedik hadi biz yavaş yavaş toparlanalım. Birinci grup açıklandı. Seeds of Peace yani bizim takımımız. Orada tabii ki gerçekten hayatımın güzel günlerinden birini yaşadım. Hemen akabindeki senede katıldık. Orada da ikinciliğimiz oldu. Böylelikle dans da yaşamımıza girdi. Üniversite yıllarımızda bu arada eşim Korhan Tolga ile tanıştım. Korhan'la uzun bir süre flört dönemim oldu. Tabii ki tanışma aşamaları. 2008 yılında evlendik. Güzel bir düğün törenimiz oldu. 2 sene geçtikten sonra 2010 yılında kızım Masal dünyaya geldi. Kızım Masal'ın dünyaya geliş günü 11 Temmuz 2010 hayatımın en güzel günüydü ve hayatımın dönüm noktasıydı.
hayatta herhalde bundan büyük sevgi ve aşk olamaz diye düşünüyorum. Tabii ki bunca yoğun programımızın ardından evimize gittiğimizde birazcık da dinlenmek isterik tabii ki. Televizyoncuğumuzu açarız biz de. Televizyon programlarından bu aralar daha çok böyle yarışma programlarını izliyorum. Ara sıra belgesel, güzel belgeseller olduğunda belgesellere merakımız var. Hayvan belgesellerini. Onları izliyorum. Tekrar dünyaya gelmek istesem, yani satranç eğitmeni olmasam bile yine böyle çocuklarla bir şeyler üretebileceğim, bir şeyler yaratabileceğim, ufkumu genişletebileceğim bir meslek yapmak isterdim. Yani yine aynı şekilde eğitmenlik olabilir, organizatörlük olabilir, yani süreli üretici ve yaratıcı olabileceğim bir ortamda çalışmak isterdim ama çocuklarla uğraşmak tabii ki tercihimdir. Çünkü onları eğitiyorsunuz, yoğuruyorsunuz, sonucunda büyütüyorsunuz ve sonucunda bir eser oluyor o ve o yaptığınız eserle de gurur duyuyorsunuz ve bu da size bir teşvik kazandırıyor. Ayşe Türeller'in hayattan sevdiği söz, hayatta hiçbir şey imkansız değildir. En nefret ettiğim şey yalan ve ikiyüzlülük. Kendimin en sevmediğim huyu ise çok mükemmeliyetçi olmam, çok rahat olmamam. İşlevi idare etmek biraz tabii ki zor. Çünkü dediğim gibi biraz mükemmeliyetçi bir insanım. Evde de işleri tam yapmak isterim. İşte de tam yapmak isterim. O yüzden çok yoruluyorum ama tam yapmaya çalışıyorum. Yemek yapmayı çok severim. En çok sevdiğim yemek soslu tavuklar. Tatlıya bayılırım. Çikolatayı özellikle çok severim. Tatlıda yapmaya çalışıyorum. Aşka sonuna kadar inanıyorum, evet. Aşk insanıyım. Bence aşk yıllar geçse de onu gördüğünde kalbinin halen daha davul gibi atmasıdır. Ona dokunduğunda, ona sarıldığında halen daha bir sıcaklığı hissetmedir. Ve onun canı yandığında senin de canın yanmasıdır. Satranç insanın ve çocuğun tabii ki de yaşamına çok büyük katkıları olur. Özellikle konsantrasyon yönünden, karar verme becerisini geliştirme açısından. Bu yüzden tabii bir de sosyalleşme açısından. Bu yüzden aileleri çocuklarını satranca yönlendirmeleri için teşvik etmelerini umuyorum. Satranç merakı olanlar hiç çekinmesin. Çünkü satrançta yaş sınırı yoktur. Yeter ki 4 yaşından küçük olmayın. Yani 7 yaşındaki çocuk 77 yaşındaki bir insanla da oynayabilir. Bu yüzden her yaştan insanı satranca davet ediyorum. Bir de satranç Alzheimer'a karşı çok koruyucu olduğunu söyleyebilirim. Bu yüzden daha da çok insanımızı satranca öğrenmeye davet ediyorum. Buradan bize bu imkanı tanıyan, böylesine güzel bir program yapan siz değerli ekibinize çok teşekkürlerimi iletirken buradan tanıdık tanımadık herkese selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Teşekkür ediyoruz.
program Ekor Un Ürünleri Limited Şirketi sponsorluğuyla sunuldu.